Dostlar herkese selamlar. Son günlerde ciddi bir şekilde hisselere nasıl baktığımla ilgili, bakış açımın nasıl olduğu ile ilgili, teknik analizi grafikler üzerinden nasıl yaptığımla ilgili çok soru almıştım. Bununla ilgili bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi birlikte bir hisse senedini sıfırdan ekranı açtığımda sıfırdan sonuna kadar nelere bakıyorum, nelere dikkat ediyorum, alım satım stratejilerimde hangi doneler benim için önemli. Bunları tek tek detaylı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Gelin başlayalım. Evet arkadaşlar, ben burada Nasdaq ETF'i olan QQQ'yu almak istedim. Dün de zaten sert bir satış vardı. Hem bir analizini yapmış oluruz hem de nelere dikkat ediyorum ona bakarız. Ama epey bir geriden geleceğim. O nedenle öncelikle ben her grafikte önce haftalık açarım. Haftalık grafiğine bakarım. Sonrasında daha günlüğe, daha aşağıya inerim. Haftalık bize daha genel çerçeveyi gösterir. Gürültüyü epey azaltır. Bir hissenin boğa ya da ayıda olduğunu çok daha net görmenizi sağlar. Şimdi öncelikle yaptığım iş benim belli başlı arz talep bölgelerini belirleyip onlara bir seviyeler çekmem lazım. Hemen şuradan başlayalım isterseniz. Bakın şu bölge zaten dip bölgesi. Burası 260 dolar civarı çalışmış. Hemen zirvemizi de belirleyelim. Dip ve zirveyi şurada çektik. Sonrasında şu bölge bence önemli çünkü gelmiş burada da yatay olarak, bakın bu bölgelerde de çalışmış. Hemen onu da çekelim. Bakın gördüğünüz gibi burada da destek aldığı nokta Mart düşüşünde burası. Tamam, bunu da çektik. Sonrasında şu bölge bence önemli. Buraya da bakalım. Çünkü burada da önemli yerden destek almış diyebiliriz. Evet, burası da önemli. 501 civarı. Sonrasında şurada bakın. Geçemediği bir arz bölgesi var. Sonrasında satış geliyor. Burası da önemli. Bence yatay seviyeleri hemen hemen şurayı da bir yatay seviye olarak görebiliriz. Çünkü hem burada hem burada bakın tepki almış, yatay seviye olarak görebiliriz. Şimdi bunları gördükten sonra tabii biz artık 600 dolardayız. 260 dolar bizim için çok kullanışlı değil şu anda. Oraya gelene kadar birçok daha çizim yapacağız. O nedenle bunu kaldırıyorum. Size tamamen gösterim amaçlı yapmıştım. Bunu kaldırdım. Sonrasında bazı trendler yakalamaya çalışalım. Mesela bakalım. Şuradan başlayan yükselen bir trend var. Bakın. Devam ediyor. Evet. Burada bir fake olmuş. Uzun da sürmüş bu haftalık. Ama yine de sonrasında girmiş. Bakalım kanalın üst kısmı çalışıyor mu? Direnç kısmı. Bakın direnç kısmında da bizim için maksimum temas önemli. Bu bölgeler temas. Burada da temas var. Burada ufak bir fake breakout var. Burada temaslar var. İşin enteresanı dünkü satışta tam olarak oradan gelmiş. Burada da bir temas var. Tamam, burada da bir trend bulduk şu anda. Hemen öncesinde şurada dikkatimizi çekiyor. Burada da bir düşen var. Bakın burada da düşen trendi de şu şekilde çizmiş olalım. Bunun alt bandında çizsek nasıl olur? Evet, burada da hafif aşağıya taşmalar var ama bir kanal vermiş diyebiliriz. Hatta şu şekilde de belki evet kullanılabilir. Evet, şu anda temel anlamda haftalıkta genel çerçeveyi, genel resmi bir ortaya çıkardık. Şimdi isterseniz günlüğe geçelim. Sonrasında da analizlerimize başlayalım. Bakalım neler var. Yine biraz geriden başlayacağım. Burada gördüğümüz bazı kırılımlar, breakout'lar var. Bunlar nasıl oluşmuş? Bunlara bir bakalım dilerseniz. Şimdi burada bakın düşen büyük kanal kırıldıktan sonra mesela şurada bir bayrak oluşmuş. Değil mi? Bakın. Bunun alt bandı da şu şekilde gösterebiliriz. Bu yukarı kırıldığında bakın endeks devam etmiş. Sonra gelmiş burada. Bakın en sevdiğim bölgeler. Neydi? Konsolidasyon bölgeleri. Burada bir konsolidasyon bölgesi yapmış. Tekrar çiziyorum. Aşağı kısmı da şu şekilde gösterebiliriz. Burada konsolide olmuş. Sonrasında devam etmiş. Sonra yine şuralarda bakın. Birçok örnek gösteriyor bize QQQ sağ olsun. Yine benzer bir düşen kanal. Üzerine kırılım. Devam etmiş. Sonrasında şurada bir şuradan çeksek mi güzel olur.
Yoksa şuradan mı deneyelim? Sizler de bu şekilde deneyeceksiniz tabii ki. İlk çizimler her zaman olmaz. Maksimum temas bizim için en önemli şey. Bu bölgede de çok bir şey. Şöyle çizsek evet daha güzel gibi. Evet burası bir düşen kanalmış. Hatta sonrasında da teyit almış. Bakalım bu burada da evet bakın. Düşen kanal teyit devam. Sonrasında yine gelmiş. Bu bölgede bir konsolide olmaya çalışmış. Konsolidasyonu bu sefer ne yapmış? Aşağıya kırmış. Aşağıya kırdığı için de aşağıya güçlü gitmiş. Burada yine düşenlerimiz var. Bunları görüyorsunuz. Şimdi biraz daha günümüze gelelim dilerseniz. Şöyle yaklaşalım. Neler olmuş? Bu bölge önemli. Bakın şimdi. Şu tepesi ve şu dibi burası önemli demiştik. Sonrasında zaten gepli açılışla buradaki rallinin asıl başladığı yer bence bu bölgeler. Tabii ki buralar da önemli ama az sonra ortalamaları da işin içine kattığımızda göreceksiniz. 50 günlük ortalama muhtemelen bu bölgeden bir yerden geçiyor. Çünkü gepli açılış yapmış. Orada da ortalamanın önemini göreceğiz. Şimdi burada bakın. Şu yerdeki kırılım burada biraz hemen altına da sarkarak konsolide olmuş. Sonra devam etmiş. Buraya gelmiş. Buradaki konsolidasyon bölgesinin altına kırıldığında artık ciddi anlamda satış gelmiş. O nedenle buradaki konsolidasyon bölgesi de benim için önemliydi diyebilirim. Şimdi ise günümüze gelecek olursak şu bölge bir bakın kanal böyle çizebilirim. Dün tam kanalın desteği belki desteğin biraz altında kapanış yapmışız. Bunun paralelini de çizelim. Çalışıyor mu hemen bakalım. Evet burada da çalışıyor. Bakın burası zaten tamamen temasla geçmiş. Burada da temas var. Bu bölgelerde de temas var. Yani biz ana kanalımız içerisinde bir de ara yükselen kanal gördük. Şimdi isterseniz hemen ortalamalarımızı açalım. Adım adım gidiyorum görüyorsunuz. 50 günlük ortalama kullanıyorum. Yani basit 50 günlük, basit 100 günlük ve basit 200 günlük ortalamaları kullanıyorum. Çünkü bir swing trader olarak üstsel ortalamanın benim için çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Çünkü benim analizlerim, hisselere bakış açım daha orta uzun vadeli. Üstsel ortalamada ise son mumların ağırlığını ortalamaya daha çok kattığı için o benim işimi gördüğünü çok düşünmüyorum. Daha önce kullandım ama şu anda SMA'larda başarı oranım çok daha yüksek. Bir de hacmi de artık açalım diyebiliriz. Evet. Şimdi gelin dilerseniz şöyle bir şey yapalım. Pozisyon mesela buradaki düşüşü hatırlıyorsunuz. Buradaki düşüşten sonra pozisyon nasıl alınmalıydı? Buna bir göz atalım. Hemen başlayalım. Bakın. Burada bir düşen var. Biliyorsunuz bu ticaret savaşları esnasındaki Trump'ın ilk o Şubat ayında başlayan açıklamaları ile birlikte sonrasındaki düşüş Nisan ayına kadar, Nisan sonuna kadar da sürmüştü bu düşüş. Sonrasında şu mum kırılış mumu. Bakın şimdi gelin bakalım burada bir alım kararı nasıl veriyoruz ya da verebiliyor muyuz buna bakalım. Şimdi öncelikle bir text açalım. Şurada yazalım. Long yönlü pozisyon için olumlu doneler. 1. Düşen kırılımı gelmiş. Doğru mudur? Doğru. 2. Hacime bakalım. Hacim nasıl? Şimdi kırılım bugün gelmiş. Gepli açılışta %2'lik bir artışla endekste. Ve hacimi görüyorsunuz altında. Önceki günlerden yüksek. Hacim desteği var mı? Evet. Hacim destekli. Peki ortalamalara bakacağız. Ortalamaların neresindeyiz? Genelde burası bir ayı piyasasıydı. Ayı piyasalarının bitiş dönemlerinde fiyat kırılımları olsa dahi çok yüksek bir kırılım yoksa ortalamalar artık fiyatın üzerinde kalmıştır. O nedenle genelde burada da görüldüğü gibi fiyat ortalamanın altında. Bunu bir olumsuz done olarak yazacağız şu anda. Olumsuz doneler. Sonrasında silerek ve risk yönetimini yaparak devam edeceğiz. Olumsuz donelerde fiyat ortalamaların, hareketli ortalamaların altında diyelim. Evet. Peki şimdi devam edeceğiz adım adım. Burada nasıl bakmak lazım olaya? Aslında şuna dikkat etmek gerekiyor. Olumsuz done varsa mesela 100 birim pozisyon açmak istiyorsunuz Nasdaq'a.
Bunun şu anda olumsuz dönemi önemli bir dönemi, onu değerlendirmek lazım. Bütün ortalamaların altında bence önemli bir dönem ama düşen hacimli bir şekilde kırılmış bir pozisyonda almak gerekiyor. O yüzden mesela atıyorum herkesin risk algısına göre tabii ki %30-40 civarı burada bir pozisyon aldık diyelim. Sonra devam ediyoruz. Pozisyon devam ediyor. Zaten elimizde bir miktar hisse senedi ya da Nasdaq ETF'i var. Burada bakın 50 günlük ortalamaya gelmiş. Burada direnç yapmış. Ancak ertesi gün bunlar da şu özellikle hacimli bir mum. Yüzde yatayda kapatmış. Sonraki gün %1,31'lik bir artışla, gapli bir açılışla 50 günlük ortalamanın üzerine çıkmış. Artık ilk önemli ortalamamızın üzerindeyiz. Yani kısa vadeli, en kısa vadeli ortalamamızın üzerindeyiz. Burada mesela bir %10 ya da 20, yine kendi risk algınıza göre bir pozisyona daha devam edilebilir. 50 günlük ortalamanın altında kapanış yapana kadar. Sonrasında bakın bir kapanış yapmamış. Hatta şurada şu şekilde bir düşeni de var. Sonra düşeni kırmış. Kıralım yine hacimli, bakın önceki günlere göre hacim yüksek. Sonra 2 gün sonra, yani 2 mum sonra yine yüksek hacimli, bakın önceki günlere göre yine hacmimiz yüksek. Yüksek hacimli bir mumla ve mumun burada yapısı da bence çok önemli. Şöyle biraz daha yaklaştıracağım. Bakın bu mum. Hem 200 günlük, 100 günlük ortalamanın üstünde kapanış almış. Hem bizim ana kanalımıza, ana yükselen kanalımıza haftalıkta çizdiğimiz içerisine gelmiş. Hatta dibinden onay bile almış bu bölgeden. Ve mum çok güzel bir çekiç mum, bullish bir çekiç mum olarak görünüyor. Hacim de yüksek. Artık doneler bizim için olumsuz bir done kaldı mı bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu gitti. Olumsuz donemiz kalmadı. Şurada hemen ana kanaldayız. Ana yükselen kanal içerisine attık. İçerisinde. Ve aslında şurada da bakacak olursanız bir formasyon dikkatimi çekti. Bakın. Bir sağımız baş, solumuz biraz ufak kalmış ama solumuz diyebiliriz. Bir dönüş formasyonu var. Tobo bir dönüş formasyonudur. Burada şu görmüş olduğunuz, şöyle çizelim. Bölge kırıldığında, yani boyun çizgisi kırıldığında zaten bakın yukarı atmış direkt. Çok karışmasın diye biraz yaklaştırıyorum. Çok çizgi oldu ama bakın boyun çizgisi yukarı kırılmış. Yani Tobo'yu da yukarı kırmışız. Burada olumlu bir done daha. Tobo yukarı kırıldı. Artık risk çok daha az. Risk her zaman var ama artık olumlu doneler elimizde yüksek olduğu için, çok daha fazla olduğu için ve olumsuz da bir done kalmadığı için açıkçası bakın burada artık pozisyonu %70, 80, 90, belki 100 kendi risk algınıza göre arttırabilirsiniz. Nerede başladık biz hikayeye? Burada başladık. Düşen kırılımıyla başladık. Yükseldikçe aldık. Yükseldikçe devam ettik. Yani pozisyon da boğa güçlendikçe biz pozisyonu arttırdık. Grafikte boğa güçlendikçe biz pozisyonu arttırdık. Sonrasında zaten dönüp baktığımızda evet bundan sonra bakın altı, bu mumun altında kapanış hiç almamış. Ya bu mum önemli bir mumdu demiştik zaten. Bu mumun altında sonrasında bakacak olursak yükselen ara kanal başlıyor. Yükselen buradaki trend başlıyor. Şimdi peki şuna bakalım, yani biz bir trend sürdük. Buralarda başladık. Bu bölgelerde başladık. Elimizi arttırarak devam ettik. Bir trend sürdük. Peki şimdi nasıl kar alacağız ya da stoplarımızı nasıl olacağız? Burada şuna bakmak gerekiyor arkadaşlar. Yine kanallar önemli. Ara kanal altında kapanış almışız gibi. Yani çok hafif kapanış almışız ama öncelikle bu mumu görmeyelim. Bu bölgeye bakalım. Bu bölge ana kanalda önemli bir bölgeydi. Bakın ana kanalı görüyorsunuz. Direnç bölgesini görüyorsunuz. Artık yani dirence yaklaşmışız ve direnç bölgesinde artık mumlarda ufalmış, hacimler azalmış. Burası zaten dikkat edilmesi gereken bir bölgeydi. Burada risk yönetimini yapmak gerekiyordu. Yani artık önlem burada alınmaya başlanmalıydı. Sonrasında böyle bir mum geldi bazı açıklamalarla, hiç önemli değil ne olduğu. Bunu siliyorum artık. Şimdi yapmamız gereken ne? Kanal desteğinde kapanış almışız. Belki çok az altında, belki çok az üstünde ama ciddi bir ayrılma olmadığı için ben buna kanal desteğinde kapanış aldık diyebilirim. Şu anda bir sonraki gün mesela diyelim ki 50 günlük ortalamanın altında kapanış aldık.
Bu bölgede de %20-25 civarına kitleydik. Eğer 50 günlük ortalamanın altında kapanış alırsak yine kendi risk algınıza göre belki %10-15 daha burada bir miktar daha kar alınabilir. Ya da son aldığımız hisselerde zarardaysanız stop olunabilir. Sonrasında ise devam aşağıya devam ediyoruz. Mesela 100 günlük ortalamaya geldi. 100 günlük ortalamadan da güzel dönüş mumları aldı. Burada tekrar artık burada sattıklarınızı burada tekrar almak yönüne geçebilirsiniz. Ya da devam etti aşağıda. Artık buralarda da kapanışlar alıyorsak 100 günlük ortalamanın altında. Bu bölgelerde de belki bir miktar stoplar çalışabilir diyebilirim. Ta ki kanal desteğine kadar. Yani aslında buradaki mantık arkadaşlar şu. Gördünüz. Bakın. Dip burasıydı. Evet, güzel mumlar. Şu mum güzel hacimli bir mumdu ama sonrasında soğuması oldu. Burada da bir miktar muma bakarak alım yapılabilirdi ama genel anlamda dip burasıydı ama al sinyali bize burada geldi. Dibi bulabilmiş miyiz? Hayır. Dibi bulabilir misiniz? Hayır. Burada da zirvede bakın. Zirve biraz sinyal verdi çünkü kanal direncine geldi. Belki burada biraz önlem aldınız. Oldu ki alamadınız. Ancak tepeyi de bilmeniz şansımız zaten yok. Ancak artık 50 günlük ortalamanın altında tamam. Ben bu trendi buralardan sürdüm. Ekleyerek sürdüm. Burada da yavaş yavaş elden çıkararak devam edeceğim şeklinde gidebilirsiniz. Zaten trend sürmenin mantığı budur arkadaşlar. Yani başka türlü ben tepeyi bildim veya zirveyi bildim şeklinde ya da bunu arıyorum şeklindeki yaklaşımlar size sadece zararı sokacaktır ve psikolojik olarak da zorlayacaktır. Çünkü etrafınızda sürekli farklı farklı şeyler görüyorsunuz. İşte zirveden şu kadar nakde geçtim, dipten bu kadar aldım gibi gibi. Ama işin doğrusu genel anlamda budur. Siz genel çerçeveyi bu şekilde görürseniz trende nasıl girilmeli, trendden nasıl çıkılmalı konusunu eğer kafanızda canlandırabilirseniz aslında panik olacak hiçbir şey yok. Şu trendde çok güzel paralar kazanıldı. Bu trend bitiminde de o paraların bir kısmı tabii ki de geri bırakılacak. Kimse %100 aldığını burada bırakıp gidemiyor. Bunu kimse de bilemiyor. O nedenle trendlere bakış açınızı biraz değiştirin. Risk algılarınızı biraz değiştirin. Çok dışarı kulaklarınızı vermeyin. Sosyal medyada özellikle ciddi anlamda işte görüyoruz. Çok ciddi rakamlar konuşuluyor, karlar konuşuluyor vesaire ama bunları alıp özellikle riskli bölgelerde bunlardan artık biraz kar alıp kenara çekilmeyi bilmek gerekiyor. Doğru yerlerde ama kesinlikle bu bölgelerde değil. Ama bu bölgelerde evet. Şu uyarımı da tekrar yapayım arkadaşlar. Bakın şimdi şurada daha önceden de söyledim size. Bakın 50 günlük ortalamanın ne kadar üstüne çıkmışız burada. %5-6 üstüne çıkmışız, düzeltme gelmiş. Burada yine %5-5,5 üstüne çıkmışız, düzeltme gelmiş. Yani ne zaman 50 günlük ortalamanın %5 civarı üstüne çıksak bakın %5-26 düzeltme gelmiş. Yani diyorum ki bu bölgelerde biraz risk kontrolünüzü yapın. Ortalamalar önemli. Ortalamalardan uzaklaştıkça fiyat tekrar ortalamalara geri dönme eğiliminde olur. O nedenle bunları da dikkate alın. Evet, belki çok fazla şey geliyor size. Çok fazla anlatılacak, bakılacak, done olarak toplanacak, olumlu ya da olumsuz çok şey var ama bunları grafiklere baktıkça, kendiniz de çizdikçe, hatta alım satımlar yaptıkça bence kafanızda oturacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.